Yetmez ama evet, 2010 yılında bir anayasa değişikliği referandumu ile ilgili bir pozisyondu. Yetmez ama evetten kasıt 1982 anayasasıyla devam edilemiyor zaten. Antidemokratik bir anayasa bir sürü hükmüyle. Onun bazı maddelerinin değiştirilmesi söz konusuydu. Benim de içinde yer aldığım bir takım entelektüeller, aydınlar, tamam bu maddelerin değiştirilmesi iyi olur fakat bu yeterli değildir. Anayasanın toptan değiştirilmesi ve yeni bir anayasa yapılması lazımdır kabul ettik. Ama referanduma sunulacak olan metni hayır istemiyoruz demedik. Onun için yetmez ama evet dedik ve doğru yaptık. Hala aynı kanıdayım. Doğru yaptık ve orada bir yanlışlık yok. Sonradan çok kötü bir HSYK ortaya çıktı. Malum. Fakat o referanduma sunulan metin de yoktu en başında. Bazı laik çevrelerin yargı içindeki unsurları kendileri seçilemez diye Anayasa Mahkemesi'nden o hükmü bozdurdular. Fakat öyle bir yanlış yaptılar ki en istemedikleri şey oldu. Benim de hiç istemediğim bir şey oldu. Bugün ortaya çıkan hakimler ve savcılar yüksek kurulu bir fecaat. Zaten yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Tek adam rejiminin yargısı var Türkiye'de. Ama o dönemde ben yetme zaman evet dediğim zaman benimle birlikte aynı şekilde yazıp çizen davranan insanlardan bir tanesi bugün HDP'nin liderlerinden biri. Bir başkası Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki hayır oyu kullandı biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi. Genel Başkan Yardımcılarından biri. Şimdi 2023 yılından ne oldu ne bittiği iyice deşmeden anlamadan çünkü Türkiye'nin nüfusu çok değil. 30 yaşının altında üçte bir nüfusun. 10 yaşındaki çocuğa yetmez ama evet'i bir küfür gibi anlatırsanız ve öyle sunarsanız ve öyle etiketlersiniz. O neydi, ne değildi, kim niye öyle davrandı? Bunları bilme şansı olmayan o zaman 10 yaşında, 15 yaşında olan çocuklar şimdi 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında. O yüzden çok yanılgıya yol açabilir. Bir hakaret damiz unsur gibi kullanılıyor yetmez ama evet. Olay o değildi. Şunu da ilave edeyim tam bu noktada. O dönemde Venedik Komisyonu Avrupa Konseyi'nin hukuk konusunda danışma organıdır. Bu metin yetmez ama evet diye bizlerin desteklemiş olduğu anayasa değişiklikleri metni Venedik Komisyonu'na gitti ve orada kaleme alındı bir sürü şey. Yani siz Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Birliği ile bütünleşmek gibi bir niyetiniz ve demokratik bir hukuk sistemine geçecekseniz Venedik Komisyonu'nun mütalaasını almak durumundasınız ve söz konusu anayasa değişikliklerini bizzat Venedik Komisyonu hazırladı. Biz bunları biliyorduk. O yüzden destek olduk zaten. Evet. Şimdi Evet. gelelim.